Herkese selam arkadaşlar, ben Kadir Loko. Geçenlerde de Instagram storylerinde bahsettiğim yaptığım işle alakalı size bazı şeyler anlatacağım. Şimdi hemen bir kurulumu yapayım, ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1,5 aydır Airbnb ile çalışıyorum. Airbnb deyince direkt aklınıza işte oda kiralama ya da bir ev kiralama olarak gelebilir ama Airbnb'nin birçoğu insanın biliyor ama nasıl işlediğini tam olarak bilmiyor. Airbnb Experience var. Ben Airbnb Experience yapıyorum. Oda kiralama ya da ev kiralama yapmıyorum. Experience dediğim olayda da işler şu şekilde yürüyor. Experience kelime anlamından da zaten deneyim anlamına geliyor ya da tecrübe de diyebiliriz. Bir insanın bir şehirde kendi tecrübelerini başka insanlarla paylaşması, aslında olay özetle bu kadar basit. Ama ben storylerde genel olarak şey söyledim, yani herkes her yerde yapabilir ama biraz bunun için turistik yerlere ihtiyacımız var. Daha doğrusu turistin geleceği yerlere ihtiyacımız var. Bu Barcelona, İstanbul, yine söylediğim şehirler olabilir yani, o konuda sıkıntı yok. Burada ben şu şekilde yapıyorum. Zaten Airbnb'nin experience için istediği bazı şeyler var. Bir deneyim yapacaksınız. Bu deneyim sizin ilgi alanlarınızla alakalı da olabilir. Başka insanların ilgi alanıyla da alakalı olabilir. Ama burada kendi çevrenizi kullanarak bir pazar, bir market oluşturabilirsiniz. Nasıl olur bu? Birçok arkadaşım zaten biliyor. Ben gece kulüpleriyle çalışıyorum. Gece kulüpleriyle çalışırken ekstra yanına gece kulüpleri ya da işte gece hayatıyla alakalı deneyimlerimi paylaşma yaptım ve bunun ikisini birleştirince Airbnb Experience sanki benim için yapılmış bir program gibi oldu. Ve buradan da para kazanmaya başladım. Onun yanında benim başka bir experience'ım daha var. O da işte bir walking tour gibi, böyle şehir merkezinden alıp insanlara 2-3 saatlik daha merkezi yerleri gezdirdiğim bir tur yapıyorum. Bunu yaparken size hemen bahsedeyim. Airbnb mesela bir experience açmak istediğinizde nasıl açacaksınız? İşte sizden ne istiyor tam olarak, onları söyleyeyim size. Experience hakkında diyor ki ilk önce bir kendinizi tanıtın, insanlar sizi tanısın falan. Ondan sonra böyle kendini tanıtan bir yazı yazıyorsunuz. Daha sonra işte ne yapacağız? Yani siz insanları alıp işte onlara bir yer mi göstereceksiniz? Ne bileyim, bir işte şarap tadımı mı yaptıracaksınız ya da işte bir yerlere alıp bir yerlere mi götüreceksiniz? Bunu anlatacağınız basit bir dille anlatabilirsiniz. Çok kasmıyorlar. Nerede olacağını yazıyorsun. Sonra siz bu yapacağınız experience'da, bu deneyimde neleri onlara sağlayacaksınız? İşte mesela bir yere götüreceksiniz ama işte ulaşımı sağlayacak mısınız? Ya da oraya gittiğinizde işte içecekler vesaireler falan olacak mı? Bir yere girişte bilet varsa o bileti sağlayacak mısınız? Bunların hepsini oraya yazabilirsiniz. O insanlar da zaten oradan bakarlar. İşte bize maliyetiyle şeyle birlikte kendileri kendi içlerinde hesaplayıp ona göre bir tercih sebebi olabilirsiniz. Sonra soruyor işte misafirler ne getirmelidir? Bu konuda yazabilirsiniz. Başlık istiyor ve fotoğraflar istiyor. Yani yapacağınız o deneyimi basitçe gösteren olabilir ya da farklı şekilde olabilir. Ama bu fotoğraf olayı biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü fotoğrafta mesela ben şu an kameraya bakarak konuşuyorum. Kameraya bakarak bir fotoğraf çekerseniz bunu kabul etmiyor. O biraz daha ortamın doğal olmasını istiyor. Doğal ortamda çekilmiş fotoğraflar olabilir, arkadaşlarınızla yapılmış olabilir. Ya da arkanız dönük ama direkt kameraya bakarak yaptığınız fotoğrafları kabul etmiyor. Onun yanında sizin ayarlar olarak ayarlayabileceğiniz bazı şeyler var. İşte benim bu experience'ım hangi dilde olacak? Eğer birkaç dil biliyorsanız birkaç dil ekleyebilirsiniz. Ya da Türkçe biliyorsanız Türkçe ekleyebilirsiniz. İlk başta zaten size soruyor. Bu experience'ı deneyecek kişi dil bilmesine gerek var mı? Ya da biraz anlaması mı gerekiyor? Ya da akıcı bir şekilde konuşması mı gerekiyor anlayabilmesi için? Yani gezdireceğiniz bir şeyse çok da dile aslında gerek yok. İnsanlara işte el işaretiyle de gösterip yine gezdirebilirsiniz. Kendi diliniz yoksa. Sonra işte buluşma noktası istiyor. Eğer yazmak istediğiniz notlar varsa onu istiyor. Misafirin yapması gerekenler var mı onu istiyor.
Daha sonrasında işte bir grup olabilir bu. En fazla 10 kişiye kadar bir grup alabiliyorsunuz. Kişi başı fiyatını belirliyorsunuz. Bu tamamen size özgü bir şey. Yani ben iki tane deneyimim var dedim. Birincisi işte walking tour, yani yürüyüş yaptırdığım tur. Ondan ben 25 euro alıyorum kişi başına. En fazla 10 kişi katılabilir diye işaretliyorum. Daha sonra club içinde gecelik 50 euro. O kişi eğer katılmak isterse 50 euroyu ödemek zorunda oluyor. Bunda zaman zaman oynamalarda yapıyorum. İlk başladığımda 40 euro yapmıştım. Bu arada siz ne fiyat belirlerseniz Airbnb bunun %20'sini alıyor size böyle bir şans verdiği için. Dolayısıyla yani bunu da hesap ederek, mesela ben 50 euro evet fiyat koydum ama bana gelen net 40 euro. O yüzden bunu da düşünebilirsiniz. Daha sonrasında da işte mesela booking yaptığında, yani insanlar rezervasyon yaptığında, İşte bu rezervasyonu iptal edebilmesi için belli zamanda belirleyebiliyorsunuz. Ben işte bir rezervasyon varsa bir insanın yaklaşık 2 saat önceden haber vermesini istiyorum. Eğer 2 saat öncesine kadar haber veremezse o zaman zaten rezervasyon kabul edilmiş oluyor. Ondan sonra da geri ödeme alamıyor. İnsanlar 5 saat öncesine kadar ya da 24 saat öncesine kadar, belli saatlere kadar belirleyebilirsiniz. İptal etmek istediğinizde ya da onlar iptal etmek istediğinde iptal edebilirler. Kendi paralarını da tekrar alabilirler Airbnb'den. Böyle imkanları var. Gelelim neden ben bunu anlatıyorum. Normal şartlarda ben ilk başta da başladığımda hani iyi bir şey olup olmadığını tam olarak bilmiyordum. Sonra böyle ufak tefek rezervasyonlar almaya başladım. Ben ilk Mayıs ayının sonlarında açtım aslında hesabı. Ama rezervasyonlarım genel olarak Haziran ayının 15'inden sonra gelmeye başladı. Haziran ayının 15'inden sonuna kadar totalde 264 euro para kazandım. Ama gece hayatını o zamanlar çok fazla eklememiştim. Ay sonuna doğru gece hayatını ekledim. Daha sonrasında gece hayatını da eklediğim için oradan ekstra çok fazla gelmeye başladı. Çünkü bazı geceler, bir gecede mesela 7 kişiyi ağırlamıştım. O gece 280 euro gibi para kazandım. Sadece bir gecede. Ekstra club'dan da aldığım para vardı. Yani o gece nereden baksanız bir 2000 TL para kazanmış oldum. Sadece bir gecede. Zaten bunu gördükten sonra artık dedim ki sanırım bu insanların da işine yarayabilir. Bunu paylaşayım. O yüzden de böyle bir karar aldım. Şimdi buradayım. Ne söyleyebilirim? Bu videoyu yapmamdaki asıl amaç aslında yani benim kendi tecrübelerim olduğu için ben onu insanlarla paylaşabiliyorum. Aynı zamanda birçok insanın da kendi bulunduğu yerde kendi tecrübeleri var. İlgi çekici tecrübeleriniz varsa siz de bu konuda kendi hesabınızı açabilirsiniz. Bunda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz, herhangi bir katılım bir şey yok. Sadece kaydoluyorsunuz ve deneyim açıyorsunuz. Ondan sonra bütün yapılması gereken ayarlamaları yapıyorsunuz. Sonra açıp devam edebiliyorsunuz. Bunu anlattım çünkü İstanbul olur, Avrupa'nın herhangi bir yerinde olur. Turistin geldiği yerler olabilir ya da ne bileyim farklı bir deneyiminiz olabilir. Oradaki insanlarla paylaşmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken de aynı zamanda para da kazanabilirsiniz. Şu an için ben bu şekilde yapıyorum. Haziran ayından sonra benim için bir patlama ayı oldu. Yaklaşık 15 günlük süreçte 800 euro gibi para kazandım. Hatta isterseniz bunu göstersem mi, göstermeyeyim bilmiyorum. Çünkü Airbnb bu konularda bir yasağı bir şey var, o yüzden bilmiyorum. Ama görmek isteyen arkadaşlara ben normal mesaj yoluyla da gönderebilirim screenshotları. Dediğim gibi umarım işinize yarar. Bu biraz sizin girişimciliğinize kalmış. Ben burada iki tane şeyi birleştirerek bir girişimciliğe dönüştürdüm. Siz de kendi bulunduğunuz yerde yapabileceğiniz bir şeyler varsa bunu dönüştürebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla sorunuz olursa ya da yardımcı olabileceğim bir şeyler olursa aşağıya Instagram hesabını bırakacağım. Onun yanında
Airbnb experience'larımın linklerini bırakacağım. Siz de oradan işte bir bakıp hani örnek olarak bakabilirsiniz. Bir de oraya referans olarak benim kendi şeyimi yapabilirim. Yardımcı olmak isterseniz oradan da referans olabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Biraz şimdi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Olabildiğince yayarsak insanlar bundan faydalanabilirler. Benim diyeceklerim bu kadar. Artık ben biraz suya gireceğim. Evet, tamam. Vamos.